Halk TV'desiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Takvim yaprakları 8 Mayıs 2023'ü göstermekte. Bir pazartesi sabahında depremin 92. gününde 91 gündür olduğu gibi depremi konuşuyoruz. 6 gün kala 14 Mayıs seçimini ve bundan sonraki devletimizin, halkımızın, ülkemizin durumunu konuşuyoruz. Sakin, sakin, sakin. Bugünkü İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nın etiketi. Konumu birazcık değiştirdim. Bu hafta hasta davet etmiştim kendisini. İki haftadır, üç haftadır da konuşuyorduk. Fakat o da çok yoğundu. Fakat milliyetçi kesimden, Meral yakın kurmaylarından, özellikle devlete de dair bilgisi, gözlemleri olan, geçmiş dönem tecrübesi yüksek bir ismi davet ettim. Günlü birazcık değiştirdim. Kendisi İyi Parti'den hem milletvekili devam ediyor. Bazı yanlış anlamalar var. Hem de Berlak kurmaylarından şimdi de aday Lütfü Türkkan. Hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. Size de hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Ben defa geliyorum. Sağ olun. Hahti yeni stüdyomuz. Diye. Evet. Hayırlı olsun. Çok, çok da şık olmuş. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi efendim kendisi Balkanlara da çok hakim bir isimdir. Balkan Türkleri ile ilgili çalışmaları çok uzun yıllardır dikkate takip ettiğimiz bir isimdir. Zaman zaman Erdoğan'la da Geçmişte Bahçeli ile de görüşmeleri var. Dolayısıyla dün Erzurum'da yaşananları bir tecrübeli bir isim olarak, milliyetçi canattan gelen bir isim olarak acaba nasıl yorumluyor? Ben zaman zaman bu olaylardan sonra kendisini telefonla ararım. Bilgi alırım ama bu defa dedim ki sizlerle birlikte alalım. Hem de şöyle Meral Hanım ne yapıyor, İyi Parti ne yapıyor, Millet İttifakı nereye gidiyor? Sağdaki gözlemlerini kendisinden rica edeceğiz. Ama önce dün İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlanması ve sonrasında yaşananlara ilişkin kısa bir haberimiz var. İzleyeceğiz. Ondan sonra yorum alacağız. Biraz geriye. Biraz geriye. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Erzurum provokasyonundan dakikalar sonra paylaştı bu videoyu. Saldırganların kim olduğunu açıkladı. Mafyalar, militanlar, sadakçılardan Sinan Atış'ı öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, Doğumuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Mesajı çok netti. Seçim sürecinin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs ve sandı işaret etti. 14 Mayıs odaklanın dedi. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız. Ve ekledi. Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Tek tepki Kılıçdaroğlu'ndan gelmedi. Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan provokasyon adeta infial yarattı. Sosyal medyadan mesajlar yağdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız notuyla paylaştı. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da provokasyonu kınadı dahası seyirci kalanları. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu o da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi 14 Mayıs çağrısı yaptı. Deva Partisi lider Ali Babacan savcılık harekete geçmeli dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal korku değil, umut kazanacak dedi. Tip lider Erkan Baş bu karanlığa son verelim çağrısı yaptı. Emep Genel Başkanı Ercüment Akdeniz provokasyonun planlı bir girişim olduğu görüşünde. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da sandığı işaret edenler arasındaydı. HDP Eskeş Başkanı Selahattin Demirtaş da provokasyonu kınadı. İlk turda bitirin işi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanı adayları da geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi burada tabii söylememiz gerekenler var. Demokrasimiz taşlandı. Vatandaş taşlandı. Seçilmiş belediye başkanı taşlandı. Burada bir provokatif girişim söz konusu. Devletimizin polisinin ve istihbaratının o bölgede bence üzerinde durup düşünmesi, sorgulaması gereken hususlar var. Valinin oradaki tutumu, yeterliliği, yetersizliği de çok konuşuluyor. İmamoğlu da doğrusu sakin ama kararlı bir duruş sergiledi. Orada bir liderlik sergiledi. Şimdi ben bunu Lütfü Türkkan'a sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz efendim? Ben bu filmi gördüm. Daha önce çok gördük bu filmi. Yani Türk halkı bu filmin neticesini çok acı bedeller ödeyerek daha önce tecrübe etti. Burada aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Ama orada Sayın İmamoğlu'nu kutluyorum. Çok sakinle, sükunetle, bir devlet adamına yakışır bir şekilde. insanları herhangi bir galeyana gelmeden, bakın orada çok ciddi bir kalabalık var. Taş atanlar 200 kişi. İmamoğlu'nun bir tavrıyla o 200 kişinin üzerine gitmesi halinde olabilecek kaosu düşünebiliyor musunuz? Belki de birileri bunu düşünmüş olabilir. Bilemem. Bana göre bu işin planlayıcıları olsun. yani bu işin sütüye gerisinde esas bu filmin senaryosunu yazanlar bunu düşünerek yaptılar. Ama İmamoğlu orada çok sükunetle tam bir feraset örneği göstererek o kalabalığı o taş atanların üzerine sürmek yerine orada mitingini yarıda kesti. Bakın valinin durumundan söz etmek istiyorum. Valinin bugün ben demecini okudum. Gerekirse gözaltı yaparız. Ne olması gerekiyor? Ne gerekmesi gerekiyor gözaltı için? Yani orada karnavan içinde kalan insanların yerli eksihanı olup üzerlerinden tırların mı geçmesi, panzerleri mi geçmesi gerekiyor? Hayır, burada valinin, emniyet müdürünün, belediye başkanının bu tezgahın içerisinde bizzat yer aldığını düşünüyorum. O bölgenin geçen dönem milletvekiliydi. Şimdi hala bilmiyorum milletvekili mi? Selami Altınok Bey yazıp daha sonra sildiği Twitter'e baktığımda bunun o şehirde yaşayan Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler artı bürokratlar tarafından daha önce tanzim edilmiş bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Böyle bir iddia. Benim böyle bir iddiam var. Bu iş orada 200 kişinin veya 100 kişinin 18 yaşındaki bebelerin taş atmasıyla netice bulacak bir iş değil mi? Bu iş tezgahlan bu iş. Ama bu tezgahlayanlar bilsinler ki bu işin sonucunda hiçbir zaman kaç taraf zarar görmüyor. Daha çok siz göreceksiniz. Ama en çok Türkiye görecek. Türkiye yönetme iddiasında olan birisinin böyle bir provokasyona izin vermesi gerçekten Türkiye sevdasıyla, Türkiye nefretiyle alakalı. Türkiye sevdası olan insanlar bunları Efendim, yapmaz. Efendim öncesinde belediyenin, belediye başkanı söylemleri var. Oraya belediye otobüslerine filan yığmışlar mesela. Gördüm, bir duvar ben, örmüşler. Ya, gördüm ben o fotoğrafları. Ya Bakın biz bunu e, 2018 seçiminden önce parti kurduğumuzda benzerleri, yani Meral yaşadık. benzerlerini yaşadık. Antep'e gittik çöp kamyonlarını koydu Fatma Hanım. Meral Hanım'ın evini yakmaya geldiler. Evin önüne toplandılar. Yakmaya geldiler daha önce. E, bakın Meral Hanım'ın evini yakanlar, yakmaya çalışanlar, o akşam orada toplananlar öyle bir cesaret aldılar ki hiç yargılanmadan bile yani yargı önüne çıktılar usulen en ufak bir ceza almadılar. Bu gruplar daha sonra cesaret alıp Sinan Ateş'i torbacılara öldürdüler. Daha sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz. Ama bu doğru bir gidiş değil. Bu gidişte devletin akil kurumları var. Ben biliyorum. Onların bir an önce devreye girmesi Heh, lazım. Devletimizin bürokratları. Bakın akil kurumları var. Özellikle üzerine basarak söylüyorum. Onların bir an önce devreye girmesi lazım. Böyle üç paralık adamların demeçleriyle iki tane tezgah kurup devleti akamette uğratmalarına müsaade etmemeleri lazım. Çünkü bu devlet Ezel lebet bize gerekiyor. Yaşaması evet. gerekiyor. Ya iktidarlar gelir geçer canım Allah Allah. Yani, elbet elbet Erzurum'da konuşturmadığınız zaman seçim mi alacaksınız? Ama oradaki o olası muhtemel bir hadiseyle Türkiye'ye vereceğiniz zarar düşünemiyor musunuz? Hesa hesap edemiyor musunuz? Geçmişte neler yaşadık? Yönetmek istediğiniz bu Türkiye yarın size de lazım. Yönetemediğiniz bu Türkiye nasıl dün size lazım mısa? Yarın da yine hepimize lazım. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bir şey sorabilir miyim efendim? Şimdi siz Böyle milliyetçi canahtan geliyorsunuz, devletimizle de irtibatı olan bir insansınız, iş dünyasından geliyorsunuz, milletvekilisiniz halen de. Bahçeli ile de görüştünüz, bir hukukunuz var geçmişten, işte Erdoğan'la da görüştünüz. Mesela onlar ne düşünüyorlardı şimdi? Çünkü devleti yönetenler onlar. Ben şunu düşünüyorum, yani e, bazen tanımakta güçlük çekiyorum. Ben tanıdığım hem Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, tanıdığım dönemlerde bu devleti seven insanlar. Bu noktaya gelmelerini üzüntüyle karşılıyorum. Bu noktaya gelmelerinin sebebi eğer kaybetme korkusuysa Sayın Bahçeli iyi bilir. Daha önce e, hiç iktidar olup sonra kaybetmedi e, Sayın Erdoğan, Bahçeli bilir. E, i̇ktidar olursunuz, kaybedersiniz, tekrar kazanırsınız. Netice itibariyle siyaset böyle bir şeydir. Kaybetmemek uğruna bu tip yollara tevessül etmenin önüne geçmeleri gereken ilk iki kişi onlar. Hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli. Burada devlet adamı ferasetini gösterip bu olayları tezgahlayanlara veya bu olaylardan medet umup biz böyle kazanırız diyenlere dur demelerini bekliyorum. Hem de bugün. Yarın olmadan demelerini bekliyorum. Bütü Bey şimdi buna devam edeceğiz. Bugün Adana'ya gidiyor. Hem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, hem sizin partinizin lideri Sayın Akşener, hem de İmamoğlu, Mansur Yavaş beraber Adana hazır mı arkadaşlar? Bugün Adana'da da önemli bir miting düzenlenecek. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanından bilgileri alalım. Sayın Başkan günaydın. Günaydın, günaydın. Adana nasıl Adana? Adana 01 Adana. Allah'ına kurban Adana. Adanalıyık. <laughs> Adana er Evet, Adana, Sayın Adana. Başkan, Adana'yı Adana. Adana konuşacağız da, ya dün Erzurum'da ne oldu böyle Allah aşkınıza ya? Vallahi üzülerek sizi dinliyorum. Yani bu aslında ülkenin ne kadar gerildiğini, iktidar tarafından ne kadar insanların kamplaştığını, ne kadar tahammül